Seni şu bakışların ah razı değil lenticiram. Seni şu bakışların ah razı değil lenticiram. Gitme uzak yollarına, kurban olayım. Tatlı söyler dillerine, hayran olur. Acayip rahatlamış ya. Neredeyse. Marak etme sevdiğim, bir gün baş başa darım. Gitme uzak yollarına, kurban olayım. Tatlı söyler dillerine, hayran olayım. Eren Özdemir. Canı gönülden alkışlıyorum. Sen türkülerini söylenin, hem sosyal medyada hem de sahnelerde artık ilgiyle takip edilen, beyefendiliğiyle göğsümüzü kabartan Eren de bir böyle kardeşimiz. Aura meselesi, şekerim durumu var. Öyle mi? Evet. Gerçekten bir aura meselesi, şekerim durumu var. Çünkü o kendine has tavrı, o çağlayan gibi sesi bir anda böyle herkesler oluyor. Sakinliğinin altında bir büyük bir cevher gizli. Evet, saz çalıp söylemesinin bunda çok büyük avantajı var tabii yani. İstediği tabii. Yorumu yaparak serbest tabii hocalarım daha iyi bilirsiniz. İsmail, Cengiz. Estağfurullah. Evet, İsmail Altusaray. Peki bugünkü performansı nasıl buldun? %100'ümü veremedim hocam. Yüzde kaçını verdin? Kaç lazım olur? Yani yüzdelik şeye vuramayacağım ama istediğim tam performansı veremedim, onu söyleyebilirim. Ama o heyecan olabilir. Yok canım, gayet güzeldi bence. Evet. Bence de gayet güzel. Gayet güzeldi. Cengiz Hoca? Ya, ben başka bir
konuya değineceğim. Şimdi gelen arkadaşların çoğu sahnede çaldıkları sazlarla, yani bu jaklı pilli saz. Manyetikli. Manyetikli. Aynen. Rahmetli Nida Tüfekçi hocamız derdi. Öyle saz mı olur oğlum diyordu yani. Burada çalıyorsun, orada sesi geliyor. Yani sen kuru bağlama da çalıyorsun normalde değil aslında mi? Aslında akustik bağlamaya... Yani ben öyle dinlemeyi tercih ederim akustik bağlamadan. En doğrusu evet. Özü de o zaten. Eğer bir daha gelirsen ben seni öyle dinlemek isterim. Tamam yani. Hocam. Söz. İnşallah gelirsek. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben geçen de söyledim Eren'e. Sesini çok hor kullanmışsın. Sesin ağrıyor senin. Sesin rahatsız biraz. Cengiz Hocam sesin biraz yorgun. Sahne yoğunluğu var Eren'in. Ama şimdi evet, sesin yorgun geliyor. Ben daha iyi okuyacağını düşünüyorum zaten. Yani evet evet kesinlikle. Böyle dinlenmiş bir sesle çok daha iyi bir performans göstereceğini tahmin edebiliyorum. Mesela o gitme uzak yollarına kurban olduğum diyorsun ya. Yani mesela orada... İzleyince kendini göreceksin bunu. Mesela ağzını yana çekiyorsun okurken falan. O hani tamam. Çirkin duruyor. Hani ben görüntü olarak bir şeyden bahsetmiyorum ama mesela sen zaten bunu Neşet Usta'nın bir akustik performansı var internette de. Evet. Arayan arkadaşlar eski TRT kaydını görebilirler. Evet, evet, tek başına çalıyor söylüyor. Evet. Çok da güzel bir kayıt. Ondan çok zaten geçmişsin. Üzerinde bayağı bakmışsın belli yani ona baktın. Ama bazı yerler çok abartılı geliyor yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eren Özdemir, yine kulaklarımızın pası silindi. Çok özlediğimiz, çok sevdiğimiz bir güzel türküyle günümüzün karşısındaydı. Alkışlarla şimdilik uğurluyoruz. Rica ederim.